Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok, sağ ol. Yusuf, saat kaç? 20:35. O ne? Ne yazıyorsun? Hani sevgili olarak ilk yemeğimiz ya. Tarihini ve saatini yazıyorum. Neden? İlklerimizi unutmayalım diye. Nasıl yani? Sen şimdi her yaşadığımız şeyi böyle yazıyor musun? Evet. Bak. Dün 20:30'da sevgili olduk. İlk el ele tutuşmamız. 21:05. Ya niye gülüyorsun? Komik mi? Yo, çok güzel. Ada. Ben çok şanslı bir adamım. İyi ki seni buldum. Ha, bu arada. Yusuf, hediye mi aldın? Ama ben sana hiçbir şey alamadım. Olsun. Açsana. Yusuf, bu çok güzel. Ya, çok teşekkür ederim. Dur, takayım ben. Hiç boynumdan çıkarmayacağım. Şimdi saat kaç? 20:37. Yusuf'un bana ilk hediyesi. Ada, sen bu dünyanın en güzel, en masum, en tatlı kızısın. Ben sana çok fena aşık oldum. Dedi Yusuf. Saat tam 20:38'de. Yazacağız, bunu da yaz. Ha. Kaçtı? 20:38. Yazdım. Nalan. Nalan, aç şu kapıyı da bir konuşalım. Git başımdan pislik. Nefret ediyorum senden. Duydun mu? Nefret ediyorum. İğrenç bir insansın pislik. Nalan. Nalan. Şu hale bak. Rezillik. Nalan. Aç şu kapıyı. Aç da bir yüz yüze konuşalım. Şut sesini duymak istemiyorum. Defol git. Bir daha da gelme. Uyumuşlar. Hadi ben gideyim Yusuf. Dur ya, acele etme. Nasıl gireceksin eve? Camdan mı? Ha, yok. Anahtarım var. Ben sessizce girerim, duymazlar. Tamam. Hadi sen gir, ben beklerim seni. İyi geceler. İyi geceler. Dayı sen uyumadın mı? Uyumadım. Daha doğrusu sen uyutmadın. Ne yapıyorsun kızım sen gece vakti sokaklarda? He? Sabahlara kadar sokaklarda mı sürtüyorsun? Dayı saat daha 10. Ha 10'sa içim rahatladı bak. Sen azıttın mı kız? He? Paranı bu çula çaputa yatırıyorsun sonra da gece sabahlara kadar sokaklarda mı sürtüyorsun? Sen mecbur bırakıyorsun dayı. Ya ben senden izin istesem verecek miydin? Vermezdim. Ben o kadar geniş herif miyim? Ben sana yalan söylemek istemiyorum dayı. Ama merak etme artık öyle kaçmayacağım evden. Aferin kaçmayacağım. Çünkü pencereden değil direkt kapıdan çıkacağım. Sen dayına isyan mı ediyorsun lan? Ya dayı isyan ettiğim falan yok. Ben çalışıyorum paramı kazanıyorum. Hayatım boyunca hep çalıştım gezmek benim de hakkım. Ben bir günden bir güne senin lafının üstüne çıktım mı? Dayı burası bozuluk değil. Ben de Meryem değilim artık anla bunu ne olursun. Daha böyle benim aklıma gelmedi. İsmail. Ulan eşkisi sinsi geliyor mu? Odunu patlattın ha. İsmail. Ne yapıyordun elinde makasla? Kızı mı kesecektin? Tövbe estağfurullah. Sen beni psikopat mı belledin? Ne kesmesi? Saçından bir parça örnek alacaktım. Ne örneği? DNA testi için. Yıldırım Bey kızı mı değil mi diye DNA testi yaptıracağım. Ya İsmail saçma saçma konuşma. Yıldırım Bey Ada'nın babası olamaz. Bir kere Ada'nın babasının adı Erdem. Erdem mi? Nereden biliyorum ha? Nurcan söylediydi. O İzmir'e kaçtıktan sonra biz birkaç kere haberleştik. Vay çakal. Sen ne zaman bu kadar kötü mü oldun kız? Böyle hayati meseleleri kocandan mı saklıyor? Ya ne hayati? Ne önemi var şimdi bunun? Ya önemsiz olur mu? Ben kaç gündür zenginiz diye hayal kuruyorum. Gitti milyonlar. Ha bak, Erdem bu Yıldırım Bey'in göbek adı falan olmasın. Erdem Yıldırım falan. Ya İsmail deli deli konuşma. Yat sıbar Allah aşkına. Yok arkadaş, ben bu işin peşini bu kadar kolay bırakmam. O Yıldırım Bey uyansın, yapışacağım yakasına, öğreneceğim her şeyi. Bak gör. He İsmail, he. Biz şimdi hangisine gidiyoruz? Bak şuna, Büyükada'ya. En güzeli o mu? Vallahi bilmiyorum ki. Ben de bir tek ona gidebildim. Artık hepsine birlikte gideriz. Gideriz. Yusuf, İstanbul'un her yerini gezelim mi? Hatta ilk Kız Kulesi'ne gidelim. Çünkü ben orayı çok merak ediyorum. Böyle akşamları ışıkları falan yanıyormuş. Çok güzel oluyormuş. Olur. Gideriz. Sen Kız Kulesi'nin hikayesini biliyor musun? Bilmiyorum. Bir gün kralın bir kızı olmuş. Sarayın kahini de demiş ki... Prenses 18 yaşına geldiğinde yılan tarafından sokularak ölecek. Gerçekten mi? Tabii ki. Sonra kral da kızını yılanlardan korumak için kız kulesini yaptırmış. Ha, kurtulmuş yani. Yok, ölmüş. Nasıl ya? Denizin ortasına yılan nasıl gelmiş ki? Prenses 18 yaşına geldiğinde saraya bir üzüm sepeti gelmiş. Sepetten de yılan çıkmış. Tüh ya, yazık olmuş. Şarkı mı söyleyecekler? Evet. Yusuf. İlk şarkı bizim şarkımız olsun mu? Olsun. Allah aşkım beni yanına. Ağırmışın sarhoşluğuna. Bir ömrü senle aşalım. Uçur beni sonsuzlar. Kaybetmek varsa ne çıkar? Aşkta yer yok hiç korkuya. Öyle günler var ki baştan sonu gelmiş. Böyle istenmiş. Sen yaşamalısın. Ayrılık biter önünden Tanrı yazmasın. Aşkımı benden ayırmasın. Biz dünyayı çok sevdik. Ölüm bizden uzak olsun. Aşık olduk, yüreklendik. Kader bizden yana dursun. Hasretleri çektirme kendini. Gözümüz yollarda kaldı. Ne istersen al götür ama sevda bize, aşk bize kalsın. Biz dünyayı çok sevdik. Ölüm bizden uzak olsun. Aşık olduk, yüreklendik. Kader bizden yana dursun. Hasretleri çektirme kendini. Gözümüz yollarda kalmasın. Gel. Müsait misin? Yanağına ne oldu senin? Ufak bir kaza diyelim. Evet. Seninle şu yarım kalan konumuzu tamamlayalım mı artık? Canıma sıkma Mert. Gerginim zaten. Sen bir rahat ol. Sana benden başka kimse yardımcı olamaz. Hadi anlat bakalım. Her şeyi en başından. Bu ada niye bu kadar önemli? Ada bizim servetimizin gerçek sahibi. Ne alaka canım? Erdem'i biliyorsun. Babanın ortağı. Evet. O adanın babasıymış. Nasıl ya? Biz de yeni öğrendik. Adam ölünce bütün parasına el koyduk. Şirketin borçlarını ödeyip yeni yatırımlar yaparak işe devam ettik. Anlayacağım. Bizim olan her şey aslında adanın. Ve kızın bundan haberi yok ha? Şaka gibi. Peki annesi nerede bunun? Öldü. Adayı da dayısı mı ne büyütmüş. Şu gelen şuursuz herif. O gün baban her şeyi adaya anlatmaya gidiyordu. Ben de ona engel olmak istedim ama beni dinlemedi. Sonra da o kaza oldu işte. Babam bu yüzden mi komada yatıyor yani? Evet. O saçma inadı yüzünden. Ha, dikkat çekmeden de kıza yardımcı olabilirdik. Maaşına zam yapardık. 3-5 kuruş eline verirdik. Ama baban dinlemedi. İnan benim bir suçum yok Mert. Sadece babana engel olmak istedim. Lütfen Bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Sen beni aptal mı sandın? Bu kime anlatılır? Seni korkutacak kişi ben değilim. Babam. Uyandığında konuşmaması için nasıl ikna edeceğiz sen onu düşün. Ne yapacağız Mert? Yusuf, farkında mısın? Ya biz o kadar çok şey yaşadık ki sanki böyle yüzyıllardır birbirimizi tanıyor gibiyiz. Ama o kadar olmadı. Yani tanışalı. Birbirimizin hakkında bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Ne mesela? Neyi merak ediyorsun? Mesela en sevdiğin renk ne? Ama dur, sen söyleme ben tahmin edeyim. Kırmızı. Aa, kamyondan dolayı öyle diyorsun. Evet. Kırmızı kamyonumu severim. Ama en sevdiğim renk yeşil. Ya ama öyle normal bir yeşil değil. Mesela bahar geldiğinde bizim köy böyle yemyeşil olur. Öf. O yeşili severim. Tamam, bilemedim. Sen tahmin et bakalım. Benim en sevdiğim renk ne? Mavi. Ya nereden biliyorsun? Denizi çok seviyorsun çünkü. Peki en sevdiğin meyve? Dur tahmin ediyorum. Erik. Ama böyle normal bir erik değil. Böyle çok ekşi, böyle kütür kütür. Değil mi? Değil. Armut severim. Armut mu? Tadı çok güzel. Ne bileyim, düşünsem aklıma gelmez. Peki sen söyle bakalım. Benim en sevdiğim meyve ne? Erik. Ya ama nereden biliyorsun? Demin söylerken ağzının suyu akıyordu kızım. Doğru, ben eriğe bayılıyorum. Ama hadi sen tahmin et bir şeyler. Tamam. En sevdiğin şehri tahmin ediyorum, İzmir. Ya ama bu haksızlık Yusuf. Çünkü benim doğduğum yer. Ya mızıkçılık yapmasana. Bildim mi bildim. Dur o zaman ben tahmin edeyim. Senin en sevdiğin şehir İstanbul. Yok. Değil. Aa evet. Sen az önce söyledin. Memleketin. Yani senin en sevdiğin yer orasıdır. Orası da değil. Neresi o zaman? Bozuluk. Bozuluk mu? Hı. Nasıl yani? Bozuluğun neyini seviyorsun? Seni orada buldum ben. Hani dün demiştim ya biz evlensek ya diye. Bu da söz yüzüğümüz olsun. Olur mu? Gel bakalım. Biraz büyük oldu. Evet. Benim en sevdiğim renk yeşil. Benim de en sevdiğim ikinci hediye. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bana bak Mustafa. Gözünü kulağını dört aç beni dinle. Dinliyorum İsmail. Otursak mı acaba? Geç otur. Otururken daha iyi tabii. Mustafa, bak geçen de Ada'nın yolunu kesmiş. Yakışıyor mu sana ya? İsmail bak sen biliyorsun ben senin yeğenine vurgunum. Ya gittim efendi gibi hislerimi açtım ne var? Sen de gönlü yok. Demek tam gönlü yok. Ne oluyor? Bilmem. Ya sen kızı bana satıyordun İsmail. Şimdi de gelmiş gönlü yok diyorsun. Bir sakin ol. Kapıyım. Hoşuna mı gitmemiş? Gitmemiş tabii. İyi tamam söyle, ben bir daha çıkmam karşısına. Ha şöyle gözümü seveyim ya. Bir el tavla atalım mı lan? He? Yok, acil işim. Yarın arka sokağa taşınıyoruz. Ucuz yollu bir taşımacı bulmam lazım. Ya İsmail, Allah'ını kitabını seversen ya. Senin ne o kadar hukukumuz var. Tamam lan, nakliye işi bende. Harbi mi değil? Harbiden lan. Hadi o zaman. Çay? İçelim. Zaman çok çabuk geçti ya. Keşke biraz daha kalabilseydik. Olsun. Ben bir daha getiririm seni. Söz mü? Söz. Buradan bineceğiz. Dur. Ne oldu? Dilek tutacağım. Ya bizim köyde bir Nevin teyze vardı. O şey demişti. Eğer bir yere ilk defa gidersen orada bir dilek tut, mutlaka olur demişti. Ne dileyeceksin? Söylemem. Söylersem dileğim olmaz. Vapur kalkıyor. Hadi gidelim. Ne yapıyor Rüzgar içeride? Sevgili adası konuş onunla demiş. İyice abayı yaktı bu kızı. Acaba bütün servetimizin adaya ait olduğunu öğrenince de bu kadar sevebilecek mi? Mümtaz amca ile Hikmet amcanın son yaptıklarından haberin yok tabii senin. Bugün ikisi de ortadan kayboldu. Bütün gün onları aradık. Tam artık polisi arayacaktık ki iki kafadar çıktı geldi. Okulu kırar gibi kaçıp sinemaya gitmişler biliyor musun? Böyle işte baba. Benim günlerim böyle geçiyor. Baba? Baba? Baba sen parmağını mı oynattın? Baba? Baba duyuyor musun sen beni? Baba? Baba, duyuyor musun sen beni şimdi? Çok şükür. Gidiyor muyuz sinemaya? Gidelim. Ama benim önce gidip yengeme bir haber vermem lazım. Hem yemek falan da yerim ama sonra gelirim hemen. Tamam. Ama filme 2 saat falan var. Fazla oyalanma tamam mı? Ben seni durakta beklerim. Tamam. Yusuf sen daha gelme. Şimdi dayım da seni görmesin. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Ada. Biraz konuşalım mı seninle? Olur. Bir şey mi oldu? İyi misin sen? Yok yenge, yorgunum sadece. Yemek yemeyecek misin? İstemiyorum. Uyumak istiyorum. Ha. İyi, tamam. Sen dinlen o zaman. Bir kere de zamansız bitme ya. Öf. Dayısı mı arz etti acaba ya? Fırat, şu telefonunu versene ya. Bir Ada'yı arayayım. Gelmedi hala. Nalan, ne işin var senin burada? Seninle özel olarak konuşabilir miyiz? İzin verirseniz. Yusuf, biz mutfaktayız. Adacığın gelmedi diye üzüldün mü? Üzülme. Beklemedi. Bundan sonra gelmeyecek. O ne demek? Bir şey mi dedin kız? O yüzden mi gelmedi? Nalan söylesene, bir şey mi yaptın kıza? Yok. Hiçbir şey yapmadım. Sadece ona güzel haberi verdim. Yusuf, bebeğimiz olacak. Hamileyim. Hamile misin? Ada'ya da bunu söyledim. O da artık seninle olamayacağını anladı sağ olsun. O yüzden buluşmaya gelmedi. Bundan sonra hayatımızda olmayacak. Ah be kuzum ya. Vallahi ağlama, için dışına çıktı. Gözyaşın kalmadı. Ya da ağla ya. Rahatlarsın en azından. Ay vallahi ben ne diyeceğimi şaşırdım artık. Ya niye böyle abla? Tam Yusuf'la her şeyi düzelttik. Artık mutlu olacağız derken. O uğursuz kızın da yani zamanlaması süpermiş gerçekten. Kızın bir suçu yok ki. Öyle bir başına karnında bebeğiyle. Ama bana da yazık abla. Ya benim içim acıyor. Ben nefes alamıyorum. Yusuf'suz nasıl yapacağım? Yapacaksın. Unutacaksın Yusuf'u Ada. Bebeği olacak artık onun kızı. Yani kendinizden önce düşünmeniz gereken bir can daha var artık. Hiç Yusuf'la konuşabildiniz mi? Hayır. Zaten ne konuşacağız ki? Yusuf abi hayırdır? Yüzünden düşen bin parça. Yengeyle mi kavga ettin? Ne oldu ya? Pot mu kırdın? Yani çok ters bir konuya değindim. Bu ara evde işler biraz karışık. Ex yenge geri döndü falan. Yusuf'un da tadı yok yani. Bilmiyordum. Aradık. Efendim abi. Yusuf. Birazdan sana bir adres yollayacağım. Bugün oraya bir git de bir fiyat ver, tamam mı koçum? Abi bu seferlik ben gitmesem, rahmet gitse. Yusuf bu işi sen halledersin. Sen git. Tamam, tamam abi, tamam. Hadi görüşürüz. Üff. Ada. Ne oldu biliyor musun? Babam gözlerini açtı. İyileşecek yani. Gerçekten mi? Çok sevindim Rüzgar Bey. Ada şu Rüzgar Bey lafını artık bıraksak mı? Tamam Rüzgar Bey. Ya. Ağladın mı sen? Yok ağlamadım. Gözlerin öyle söylemiyor ama. Bak bakayım bir. Ağlamışsın işte. Kim üzdü seni? Annem mi bir şey yaptı? O zaman dayın. Tamam. O zaman madem öyle... bu sefer sıra bende. Ne sırası? Moral, motivasyon, destek sırası. Ben babama üzgünken bana sen moral vermiştin. Sen kaldırdın beni ayağa. Evet. Söyle bakalım ne yapabilirim senin için? Hiçbir şey. Yani sağ olun ama yapabileceğiniz bir şey yok. Galiba benim kaderim bu. Hiç mutlu olamayacağım. Evet. Hatta bu biraz ağır olmadı mı? Senin daha yaşın kaç? Öyle ama ben neden mutlu olamıyorum? Hayat neden bana böyle davranıyor? Burama kadar geldi. Ben yeter artık diye bağırmak istiyorum ya. Tamam o zaman. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Her şeyi de sorma da. Hadi yürü. Sakin ol lütfen. Şu parmaklarını da vurup durma. Beni de huzursuz ediyorsun. Yani seni tanımasam babamın uyandığına üzüldüğünü söyleyeceğim. Aşk olsun Mert. Yıldırım benim canım. Onun iyileşmesine herkesten çok ben sevindim. Beni düşündüren Ada. Yıldırım kendine bir gelsin. İlk işi her şeyi Ada'ya anlatmak olacak. Dur bakalım, sakin ol. Bakarsın bir mucize olur. Her şey kendiliğinden hallolur. Ne gibi bir mucize mesela? Bak şöyle bir mucize. Rüzgar'la Ada evlense ne güzel olur değil mi? Saçmalama. Biricik oğluma ne diyor varoş kızla evlendirecekmişim. Zaten ilk seferde anlamanı beklememiştim. Bak şöyle açıklayayım. Babam adaya parasını geri vermek istiyor değil mi? Evet. Peki biz istiyor muyuz? Tabii ki hayır. Kendi paramızdan olmadan adayı zengin etmenin tek yolu ne? Ne? Rüzgar'la Ada evlenirse Ada hak ettiği güzel hayata kavuşacak. Babamın vicdanı rahat edecek ve susacak. O kız benim oğluma layık değil. Onu gelinim olarak düşünmek bile tüylerim diken diken ediyor. Sen beş parasız sokakta mı kalmak istiyorsun? Tabii ki hayır. Yani birbirlerine aşık bile değiller. İşimiz gerçekten mucizelere kaldı Mert. Rüzgar Adadan fazlasıyla hoşlanıyor. Artık kabul et Nihal. Sen gençlerin arasına girme yeter. Bana bakın, televizyonun köşesi açılmış, kırmayın onu ha. Daha taksidi bitmedi. Tamam abi. Bütün eşyalarınız bu kadar mı abi? Bu kadar, ne var? Sen kendi evinde tam takım eşya var. Ey Allah'ım ya. Tamam abi, niye kızıyorsun? Gerek var mı kızmaya? Tamam hadi, bekleme yapma. Bütün gün eşyamı taşıyacağız, hadi. Komşu. Hoş geldin. Mustafa. Mustafa ya. Ne oldu? İsmail, ne işi var bu musibetin burada? Yenge, ayıp oluyor ama. Sana soruyorum. Dürtüp durma İftade, asabım bozuldu ya. Ayıptır sorması ama sen ne arıyorsun burada Mustafa? Ayıpsa sormayacaksın İsmail. Bir de çapında espri yaptı, bir de kendi kendine gülüyor. Sonra da diyor ki o kız benden neden tiksiniyor? Al bu yüzden tiksiniyor işte. Bana bak. Sen buralarda mı oturuyorsun? He. Şu yandaki geniş bahçeli şahane ev. Ya bu evi tuttum. Baktım burası boş. Vallahi Allah'a dua ettim, dedim Rabbim sen bana hayırlı bir komşu nasip eyle. Öyle it de kopukla olmaz yani bu yaştan sonra. Çok şükür Allah'a siz çıktınız karşıma. Öndeki şansa bak ya. O zaman ben bir gün size bir hoş geldin kahvesine uğrarım. Ha? Hoş geldine geleceğim diyor İsmail. Vallahi ben bunu kapıdan içeri sokmam. Lan adam geldi mi zaten kapıyı çalıp girmeye ki İftade. He, o da doğru. Öf. Çok şükür. Gözlerini açtın. İyi olacağını biliyordum. Lütfen zorlama kendini. Sen bir iyileş. Her şeyi yoluna sokacağız, merak etme. Hadi şimdi dinlen. Yorma kendini. Geçmiş olsun Nihal Hanım. Ben de sizi uğrayacaktım şimdi. Sağ olun doktor hanım. Durumu nasıl? Beni duyuyor gibi. Tabii sizi duyuyor artık. Bilinci açık. Hayati tehlikeye atlattı. Çok şükür. Ama aslında benim sizinle konuşmak istediğim başka bir konu var. Şöyle ki, Yıldırım Bey bu kısmi felçle ilgili uyguladığımız tedaviye tam olarak istediğimiz gibi cevap vermiyor. Böyle mi kalacak? Ayağa kalkamayacak mı yani? Yo, yürüyebilir. Bunun için de uygun tedaviler var ama sanki umduğumuzdan daha fazla zamana ihtiyacı olacak. İyileşmesi için ne gerekiyorsa yapalım. Tabii. Zaten Yıldırım Bey'in bünyesi çok güçlü. Ben onun kısa sürede toparlanacağını düşünüyorum. Bu tedavinin detaylarıyla ilgili yine konuşalım, olur mu? Tabii. Tekrar geçmiş olsun. Ada. Hadi çık yukarı. Ne? Hadi yukarı çık. Ben artık mutlu olmak istiyorum de. Kendine bir söz ver ve avazın çıktığı kadar bağır. Yok. Yapamam ben, istemiyorum. Ya senin mutlu olmaya hakkın yok mu? Ha? Sen hep böyle ağlayacak mısın yani Ada? Yazık değil mi sana? Ya ama... Aması maması yok. Mutlu olmak istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Tamam. O zaman yukarı çık ve avazın çıktığı kadar bağır. Ben artık mutlu olmak istiyorum de. Tamam mı? Ada hadi. Ben artık mutlu olmak istiyorum. Hadi. Hadi. Duyamıyorum seni. Evet. Ben artık mutlu olmak istiyorum. Evet. Hayır, duya daha fazla. Ben artık mutlu olmak istiyorum. Mert, niye çağırdın beni buraya? Gel otur hayatım, biraz konuşalım. Ne oldu, niye çağırdın? Bana hamileyim dediğinde... ben sana... o bebeği istemiyorum, aldıralım dedim ya. Kalbini kırdım değil mi? Evet, kırdın. Gerçi sen de benim suratımı parçaladın. Bütün gece de banyoda ağladın. Doğru düzgün konuşma fırsatımız olmadı. Hadi gel konuşalım. Tamam söyle hadi, ne oldu? Sen benimle aile olmak, bir yuva kurmak istiyorsun ya. Sen beni aptal mı sandın? Hı? O köhne pansiyonda Yusuf'la birlikte yaşadığını biliyorum. Ne oldu? Şaşırdın mı? Tabii ki seni takip ettim. Nerede, kimle, ne yapıyorsun, her şeyi biliyorum. Ne yapıyordun Nalan? Nasıl kandırdım diye arkamdan kıs kıs gülüyor muydun? Bir misafirimiz var. Kim olduğunu merak ediyor musun? Yusuf. Onunla konuşmamız gerek. Ya ne konuşacağız? Mert. Mert lütfen. Lütfen açma kapıyı. Üçümüzün bir karar vermesi gerekiyor. Karnındaki çocuk benim mi yoksa onun mu?